Evet arkadaşlar. Şu anda zaten diğer cihazlarımızı üste koyduk. En altta Ultimo 4K, orta kısmında Duo 4K, en üstte de DreamMax'ın DM920 cihazını koyduk. Böylece cihazın kasa olarak hemen hemen ebatlarını da tahmin olarak gözünüzün önünde bulundurabilirsiniz. Zaten ürünün teknik detaylarında da ürünün ölçüleri yazmakta. Onun dışında cihazın donanım özelliklerine de bakacak olursak, cihazımızda 2,1 GHz'lik 4 çekirdekli ve 64 bit'e eşdeğer bir işlemci bulunmakta. Onun haricinde 2 GB'lık RAM'i, 4 GB'lık da flash hafızası var. Ethernet girişi olarak Gigabit Ethernet portuna sahip cihaz. Ve onun haricinde zaten dahili wireless'ımız var. Wireless'ımız 2,4 ve 5 GHz olarak dual olarak çalışmakta. Onun haricinde Bluetooth'un 4,1 versiyonu da kurulu. İşte Bluetooth özelliğinde de VU'nun Bluetooth'lu kumandasını kullanabilirsiniz. Veyahut da Bluetooth'lu kulaklığınızla bağlantı yaparak sesinizi kulaklık üzerinden de alabiliyorsunuz. Cihaz zaten ilk kutu açılımında da bahsettiğimiz gibi iki tane modül girişimiz mevcut. Bir tane kart girişimiz ve bir adet de USB girişi mevcut ön paneldeki modül kapağının orada. Arka çıkışlarında zaten cihazımızda bir tane FPC DVB-S 2X özellikli tünelimiz var. İkinci uydu tünel yerimiz boştur. Buraya herhangi bir tünel alarak da takarak onu da kullanabiliyorsunuz. Onun haricinde cihazımız arka çıkışında da 2 adet USB 3.0'lık çıkışı var. Optik ses çıkışımız, HDMI 2.0 giriş ve çıkış slotumuz da yer almakta. Kısaca şöyle bir cihazımızın da açılma hızını size gösterelim. Restart Enigma yapılınca daha doğrusu. Kapatma menüsünden Enigma'yı yeniden başlat dediğimizde ortalama 7,5 saniye civarında sürmekte Enigma'yı yeniden başlat yaptığımızda. Mevcut şu anki yazılımda da OpenPL'in 7.0'lık yazılımı var. Bunda da açılma hızı 40 saniye civarında sürüyor. Birkaç kişiler şey yazmıştı arkadaşlar. TurkVOD'daki çalışma hızını merak edenler olmuştu. Kısaca şöyle TurkVOD'dan da bir film açalım. Film modülleri. Buradan Bicaps. En son eklenenler diyelim. İlk filmimizi tıklayarak şu şekilde açalım. Çözünürlükten 720'yi seçelim. Şekilde görüntüde biraz daha şöyle televizyonumuza doğru kaldıralım. Şu anda gördüğünüz gibi zaten direkt açtı, oynatıyor. TurkVOD'dan çıkalım. Bir de YouTube'daki 4K bir video açalım. Bir de o şekilde deneyelim. 4K yazarak arama yapalım. 4K çıkan ilk videomuz Costa Rica diye geçen 60 FPS'lik bir videomuz var. Buna okey diyerek. Evet, şu anda sizlerin de gördüğü gibi herhangi bir takılma, kasma hiçbir şey yapmıyor. Direkt de oynatıyor videomuzu. Cihaz oldukça hızlı çalışmakta. İster YouTube olsun, ister normal menü arasında kullanımlarınız olsun. Oldukça seri çalışmaktadır. Yani şu an açıkçası Ultimo'ya göre bir tık daha hızlı diyebiliriz. Görüntü kalitesi olarak Ultimo'ya göre pek bir fark göremedik açıkçası. Yani cihazlar arasında yani Ultimo'ya nazaran yani Duo 4K'yı almanızı tavsiye ederiz.